Arkadaşlar merhaba. Bu benim videoyu üçüncü denemem. Her defasında çok uzattığımı, çok farklı şeyler çıkardığımı fark edip tekrar tekrar başladım. Neyse bu çok da önemli değil. Burada da görüyorsunuz birkaç tane çizim yaptım. Yani önceki videolarda anlatırken. Hemen konuya gireceğim, uzatmayacağım. Önceki seferdekiler gibi. Çizim yapmak için herhangi bir şekilde özel bir malzemeye ihtiyacınız yok. Gayet elinize alıp bir 2B kalemle çizime girişebilirsiniz. Ama hani illa benden bir tavsiye istiyorsanız kalem konusunda yanınızda 3H, HB, 2B, 4B kalemin bulunması yetecektir. Çünkü burada kara kalem çizimden bahsediyoruz. Kağıt olarak da herhangi bir A4 kağıdı işinizi görecektir fakat bu normal kullandığımız A4 kağıtlarının gramajı çok düşük olduğu için ince olacaktır ve dokusu da çok rahat gelmeyebilir size. O yüzden herhangi bir şekilde kırtasiyenin birinden bir resim defteri almanız veyahut da daha büyükçe bir kırtasiye varsa eskiz defteri almanız sizin için iyi olur. Eskiz defterini her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Ki taşımanız da gerekir. Eğer gerçekten çizmek istiyorsanız, çizimde bir noktalara gelmek istiyorsanız. Obje ile başlayacağız. Her zaman zaten bas bas bağırıyorum çizmeye dövüyoruz da obje çizim, obje çizim, obje çizim, obje çizim diye. Obje çizmek niçin önemli? Şu yüzden önemli. Gözünüzü geliştirmek, çizgi dağarcığınızı, görsel hafızanızı geliştirmek açısından çok önemli. Ben burada mecburen bu şekilde Photoshop üzerinden gösteriyorum size. Öbür türlü önüme kağıdı alıp fotoğraf makinesine veya kameraya ayarlayıp tripodda güzelce sabitleyip çekmek biraz zor olacağı için bu yöntemi seçtim. Ben de aynı 3H'la başlayıp HB ile devam edip 4B ile devam edeceğim. Yani o şekilde yapacağım. Opacity'yi yükseltip alçaltarak. Elinizde kağıt kalemi varsa o zaman başlıyoruz. Birkaç kendimce obje resmi indirin. Tabii ki de siz objeyi asla ve asla resimden bakarak veyahut da çizimi kopya ederek yapmayın. Çünkü çizime ilk başlayanlar özellikle bu sizin 3 boyut algınızı geliştirmeniz için, gözünüzü geliştirmeniz için, ışığı gölgeyi görmeniz için yaptığımız bir alıştırma. Fotoğraftan yaparsanız gözünüzü tam olarak kullanamamış olursunuz. Şöyle ki siz de biliyorsunuz ki fotoğraf makineleri veya herhangi bir şekilde kamera gibi şeyler kendine has çözünürlüklere sahip. Atıyorum işte 1000'e 1000 çözünürlük, işte 18 megapiksel, 20 megapiksel, ne kadar yüksek megapiksel olursa olsun bu çekilmiş fotoğraf makinesinin merceğinden çıktığı için sizin gözünüze ulaşamayacaktır. Sizin gözünüz çok daha fazla ayrıntı görüyor. Sizin gözünüz çok daha fazla ışığı gölgeyi seçiyor. Sizin gözünüz çok daha fazla rengi ayırt edebiliyor. Hani bu kadar fazla imkanınız varken, gözünüzle bu kadar iyisini yapabilecekken niye sadece bir fotoğraf makinesinin merceğine kendinizi sıkıştırasınız ki? Hakeza var olan bir çizimden çizim yapmak da bu şekilde. Var olan bir çizimden çizim yapmak o çizimi yapan kişinin gözünden bir şeyleri görmektir. Ki bu sizi evet bir yere kadar geliştirir ama bir noktadan sonra da çok iyi bir kopyacı olmaktan da öte götürmez aslında. Eğer o zaman elinize kağıdınızı kaleminizi aldıysanız başlayabiliriz. Mesela hanginden başlayalım? Şu ütüden başlayalım. Ütü gözüme çok iyi geldi. Biraz daha yaklaşırsam. Ben opacity'mi düşürüyorum. Sanki elime 3H kalem almış gibi. 3H kalem ne kadar bastırırsanız bastırın. Sert olmasından dolayı koyu çizgi vermeyeceği için rahatlıkla kaleminizi hızlıca sallayabilirsiniz. Ve şöyle çizime başlamadan önce de
bir tane büyükçe bir gazete kağıdını veya büyükçe bir kağıdı alıp hızlıca karalarsanız bu elinizin açılmasına yardım edecektir. Kesik kesik çizgi atmaktan sizi kurtarabilir. Yeni çizime başlayan arkadaşlarda genelde şu var ki aynı şeyi ben de yaşadım. Hani böyle ince ince kesik kesik ya ben doğru çizgiye ulaşayım. Hani bir seferde tek çizgide halledeyim der gibi ince 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 uğraşarak yapmaya çalışılır genelde. Ki bunu ben de yaptığım zaman, ilk çizime başladığım zamanlardaki çizimlerim de benim. Aynen böyledir. Hani ince ince kısa kısa doğru, tam olarak düzgün çizgiye ulaşmaya çalışarak gidilir. Ama bu yeni çizime başlayan arkadaşların çok sık düştüğü bir hatadır. Ki aynen dediğim gibi ben de bunu yaşadım. Hani bu şekilde yaptığınızda çizim bitip çizimi karşınıza aldığınızda ulan nasıl oldu ya bu? Bir tarafı yamuk, tam simetrisi tutmamış. Başı farklı, kıçı ayrı gibi bir şey oluşabilir. Bu şekilde ince ince çizerseniz. Ama halbuki çiziminizi bu şekilde ince ince direkt doğru çizgiyi atmaya çalışarak değil de çalışmak şeklinde değil de sen bir git. Daha önceden çizime başlamadan önce yaptığımız gibi karalar gibi niye yazmıyorsun sen peki? Karalar gibi yaparsanız, bolca çizgi atarsanız, bolca çizgi atarak çalışırsanız, emin olun çok daha hızlı sonuç verdiğinizi, çok daha güzel çizebildiğinizi fark edeceksiniz. Hani bu çizgileri olabildiğince arayarak, ki zaten buna araştırma çizgisi diyoruz. Olabildiğince araştırarak hızlıca doğru çizgiyi bulmaya çalışarak yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ve hala elimde 3 haş kalem var. Ve gördüğünüz gibi gayet yaptım bile. Normalde kağıtta çalışan arkadaşlar için ki zaten kağıtta çalışmalısınız. Kaleminizi kağıttan olabildiğince ayırmamaya çalışın. Benim burada ayırmamın sebebi şu an çalıştığım tablet. Küçük bir tablet. Bu küçük bir çizim tableti. Bu çok büyük oldu bu arada. O yüzden mecburen bu şekilde olabildiğince uzun çizgi atmaya çalışarak çalışıyorum ama kesik oluyor, farkındayım. Olabildiğince hızlıca araştırma çizgileri arayarak, doğru olan çizgiyi arayarak asıl çizime devam etmelisiniz. Telefonum çalıyor. Sanırım tekrar devam ediyoruz. Kusura bakmayın, telefonum çaldı. Ah, ne diyorduk? Olabildiğince bol çizgi atarak, olabildiğince çok çizgi atarak doğru çizgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Doğru forma ulaşmaya çalışıyoruz. Zaten ne kadar çok çizgi atarsanız gözünüz o kadar çok çizgi arasından doğru olanı bulacaktır. Ki bu çiziminizin çok daha profesyonel, çok daha iyi gözükmesini sağlayacaktır. Şu an herhangi bir şekilde gölgelendirme ile falan uğraşmıyorum. Ama zaten birçok çizgi attığınız için bir süre sonra bunlar kendiliğinden gölgelendirmeye de dönüşecektir zaten. Gayet oldu. Elimde 3 haş kalem var. Zaten 3 haş kalem dediğimiz kalem çok sert olduğu için az iz bırakacak. Ve istediğiniz gibi karalayabileceksiniz. İlk başlarda ben de 2B kalem kullanmaya çalışıyordum ve karaladıkça bir yerde attığım çizgiler lekeye dönüşmeye başlıyordu ki bunu da istemeyiz. Zaten değerli olan çizgidir. Burada zaten gayet forma ulaştım gibi. Hani görüyorsunuz olabildiğince hızlıca, olabildiğince çok çizgi atarak formu oluşturuyorum. Daha önce de demiştik 3H 2B pardon 3H HB 2B 4B diye yazımda çok kötü bu arada.
Daha sonra formu ben 3 haş kalemimle güzelce oturttuktan sonra elime daha serte yakın olan HB'mi alabilirim. Yani HB'mi aldım. Biraz daha opacity'yi yükselterek. Artık yavaş yavaş ayrıntıya girmeye başlıyorum. Fakat hani dediğim gibi olabildiğince çok çizgi atmaktan hala vazgeçmiyorum. Ve bu attığınız çizgileri olabildiğince omuzunuzdan elinizi omuzunuzdan atarsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Çok daha resminiz profesyonel gözükür. Yavaş yavaş ayrıntıya giriyorum. Yavaş yavaş ayrıntıya giriyorum. Gölgelendirme konusunda da şöyle bir trik verebilirim. Hiç gölgelendirmeye girmedim ama çizgileri atarken ışık alan yerdeki çizgileri, ışık almayan yerdeki çizgileri daha koyu, ışık alan yerdeki çizgileri daha hafif ve daha açık renkte bırakırsanız hiç gölgelendirme atmasanız bile 3 boyut etkisi yakalayacaksınızdır. Şurada bir ayrıntı var. Mesela şurası ışık almıyor. Bu kısmı bastırıyorum. Şurada bir işte forma uygun olarak çizgiler var, bir şeyler falan. Şurası yamuk yeri artık nasıl bir şeyse. Sanırım şu kısım da ışık almıyor. Gerçi bulduğunuz resim muhtemelen stüdyo ayarında çekildiği için her tarafından ışık alıyor. Ben de artık kendim kafadan şuradan ışık vurduğunu varsayarak kendimce ışığını gölgesine koyuyorum. Şu an herhangi bir şekilde gölgelendirme yapmıyorum. Hakeza animelerde ve mangalarda da dikkat ederseniz bazı çizgiler kalın, bazı çizgiler ince atılır. Bunun sebebi aslında budur. Hani herhangi bir şey taramadır, işte gölgelendirmedir, boyamadır olmadığı için ki ona zamanları da yok zaten. Şöyle geliyor. Şuradan kablomu görüyorum. Hızlıca attım. İşte bu kablo buradan ayrılıyor. Görüyorsunuz siz de. Ayrıntıya girmiyorum. Olabildiğince hızlı çizgilerle. Olabildiğince kesik kesik atmamaya çalışıyorum. Tabii ki de ayrıntıya girdiğim için kısa çizgiler atmak zorundayım ama formu yakalarken umarım beni takip edebilmişsinizdir. Gibi gibi ayrıntıya girmeye gerek yok şimdilik diye düşünmekteyim. Yani bunu yapmam 5 dakika mı veya 6 dakika mı 7 dakika mı aldı. Hani bu saatten sonra bir daha ince ince ne kadar ayrıntıya girerseniz. İlk seferde emin ol yapamayacaksınız. Bocalayacaksınız. Kimse ilk seferde yapamadı. Ben de ilk seferde yapamıyorum. Ama hani çizim yapmak zevkli abi. Olabildiğince çok deneme yaparak belli noktalara gelebilirsiniz. Gelelim gece lambasına. Bu noktada şöyle bir şey söyleyebilirim. Tekrar 3 haş kalemimi aldım. Çünkü ilk defa çizime başlayacağım. Burada bir silindir görüyorum. Şurada bir yani koniye benzer bir şey görüyorum. Arkası tekrar silindir. Olabildiğince cisimleri 3 boyutlu bir şeymiş gibi görerek parçalayabilirsiniz. Yani mesela şöyle görüyorum. İşte 3 boyut. İşte buradan şöyle geliyor. Bunlar hep silindir. Aslında çevremizde gördüğümüz bütün objeler, eşyalar, her şey aslında bildiğimiz küreden, işte küpten, veyahut da piramitten veya atıyorum işte dikdörtgenler prizmasından. Anlamadan dik çizdim onu. Gibi şeylerden oluşur aslında. Bu şekilde de görerek çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Burada da bir işte alt kısmını gördüm.
Üstüne bağladım. Olabildiğince hızlıca araştırıyorum. Doğru olan çizgiyi araştırıyorum. Şu noktada hani illa doğru yapacağım, çok doğru çizgiyi açacağım gibi bir kaygınız olmasına gerek yok. Yanlış olandan doğruya ulaşacaksınız. Hani şunu yapmam 2 dakikam almadı. Olabildiğince hani kaleminiz kağıt üzerinde gezinsin. Bu da aynı bir yerden sonra şey gibi. Tıpkı heykeltıraşlık gibi. Yani elimizde şekillenmemiş bir hamur var. Şekli hiçbir şeye benzemiyor. Ondan ayrıntı yine yine ayrıntılıya doğru olan, düzgün olan forma ulaşıyorum. Yani şu an aslında yaptığımın da ondan çok bir farkı yok. Arka plana müzik açmak isterdim. Müzik açınca sesimin kötü çıktığını fark ettim. Ki zaten hızlı konuşuyorum. İnşallah anlayabiliyorsunuzdur söylediklerimi. Sadece karalayarak formu oluşturdum. Elimde hala 3 aç kalemim var. Yani ne kadar bastırırsam bastırayım üstte geçtikçe çok fazla koyuluk vermiyor. Yavaş yavaş koyulaştırmak istediğiniz noktalarda kaleminizi değiştirerek, mesela şu an değiştirdim. HB'yi aldım mesela. Şu kısma hiç ışık gelmediğini görüyorum. Hatta şurada bir tam şu silindir borunun birleştiği yerde biraz işte genişliyor falan. Orayı daha iyi vermek için HB kalemi aldım. Şurada görüyorsunuz %50 yaptım ben. Siz tabii HB kaleminizi alın. Elinize. Şuradan bağlamıyor. Evet. Böyle bir şey. Sanırım şuraya ışık gelmiyor. Işık anladığım kadarıyla iki taraftan oraya gibi bir şey. Ben nasıl objeler seçmişim ya. Keşke daha... Neyse siz karşınıza obje çizerek obje koyarak çizeceğiniz için eminim daha iyi sonuç elde edeceksiniz. Yavaş yavaş resmimi ortaya çıkarıyorum. Şu an elimde HB kalemim var. Çizim yaparken farklı malzemeler, farklı kalemler kullanmaktan asla çekinmeyin. Bu sizin için çok faydalı olacaktır. Kuru kalem, sulu boya, fırça, guaj boya, yağlı boya hiç fark etmez abi. Önünüze gelen her şeyi denemekten korkmayın çizim olarak. Bir size zarar vermez, aksine çok da faydası olur. Şunun içerisinde de bir ampul veriyorum. Evet sanırım bu da oldu gibi. Evet hızlıca objemi oturttum. Asıl mesele şunu oturtmak. Bunu yaptıktan sonra emin olun gerisi daha kolay. Hani gölgelendirmekmiş, işte çizimi belli etmekmiş falan hikaye. Bu sefer de burada daha farklı 2 tane kilit görüyorum. Bunlar da direkt dikdörtgenler prizması gibi. Olabildiğince hızlıca kalemimi hatta hiç kaldırmadan neredeyse şunu söyleyeyim. Mesela vazo çizerken veyahut da bu tarz simetrik olan çok düzgün çizgilere sahip şeyler çizerken zorlanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de şu an zorlanıyorum gayet. Onun için şu şekilde kendinize kılavuz çizgileri atmaktan korkmayın. Ya şunu söyleyeyim. Çizgi atmaktan korkmayın ya. Karalayın abi. Vallahi olabildiğince karalayın. Olabildiğince karalayarak yapın. Yani şükür ki kağıdımız bol. Şükür ki yerimiz bol. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz. Ama çizgi atmaktan korkmayın. İnce ince ya yapacağım. Tek seferde doğru yapacağınız diye kural yok. Ki ben de yapamıyorum. Görüyorsunuz. Haydi gene gitti. Şuradan bir bağlantısı geliyor bunun. Şöyle hafiften. Ya
61 şekil işte bir şeyler şöyle. Gayet oldu işte. Gibi. Olabildiğince çok obje çalışın. Olabildiğince önünüze gelen her şeyi çizmeye çalışın. Dediğim gibi hızlı yapmaya çalışın ki eliniz açılsın. Yoksa hani yoksa kesik kesik çizgiler atmaya çalışırsanız çiziminiz çok amatör gözükecektir. Ve hani tekrar tekrar denemekten korkmayın. Kimse sizden zaten ilk seferde yapabileceğinizi beklemiyor. Ki burada biraz perspektif var gibi. Perspektif konusuna da ayrıyetten gireceğim. Burada dikkat ettiyseniz önce şunları attım. Daha sonra şu köşeyi belirttim. Hani illa o köşeleri yapacağım, illa ayrıntıya gireceğim diye bir kural yok. Bunu ben burada bir dikdörtgenler prizması olarak görüyorum. Sonra ayrıntısına iniyorum. Dediğimiz gibi heykeltıraşlı gibi aynı. Silginizi kullanabilirsiniz. Gayet bir sürü yöntem var. Mesela bu biraz kaymış. Şöyle yapabilirim gayet. Ve hani çok çizgi atmaktan korkmayın. Çok çizgi attıkça zaten bu bir yerden sonra gölgelendirmeye dönüşecektir. Ve gölgelendirme yaparken size yardımcı olacaktır. Gölgelendirme konusunda da birazdan geleceğim. Ki eğer hani yetenek sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için de şunu söylemek gerekirse yetenek sınavlarında özellikle elin bu şekilde rahat olması durumunu bayağı önemseniyor yetenek sınavında. Eğer hani tutup yavaş yavaş tek tek çizmeye çalışırsanız bu sizin acemiliğinizi gösterir. Adamların yetenek sınavlarını inceleyen hocaların gözünde. Rahat olun, rahat çizmeye çalışın. Kasmayın kendinize. Gerçi ben de şu an kasıyorum kendimi. Video çekiyorum diye heyecanlıyım ama o ayrı konu. Gibi oluşturduk. Yani şöyle uzaktan bakacak olursak gayet oldu. Evet. Yani mesela en basitinden çok basitçe de gölgelendirmek gerekirse gözlerinizi kısıp baktığınızda genel olarak koydukları bu açıklıkları çok iyi görebilirsiniz. Mesela şu kısmı ben direkt koyu görüyorum. Şu kısmı açık görüyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece gördüğünüz gibi fıtı fıtı taradım. Başka hiçbir şey yapmadım. Bir de özel ışık alan yerlere ki özellikle metalik şeyler yaparken hafifçe silgi darbesiyle orayı beyazlatabilirsiniz. Parlamaları ekleyebilirsiniz. Mesela şurada. Şurada parlamalar görüyorum. Şurada ve şurada olduğu gibi aynı. Parlamaları koyuyorum. Daha hiç gölgelendirme atmadım. Sadece çok çizgi attığım için çok fazla siyah nokta oldu. Siyahın üzerine sadece silgimi kullanarak yapıyorum. Oldu gibi. Elma. Evet, elma. Şimdi organik objelere gelecek olursak, organik objeler şimdiye kadar çizdiğimiz diğer cansız objelerden biraz daha farklı olarak daha yumuşak hatlara sahip. Sizin de gördüğünüz gibi. Gerçi gece lambası da yumuşak hatlara sahip ama genel olarak şurada bir tane cevizim var. Görüyorsunuz. Genel olarak çok yumuşak ve küçük ayrıntılara sahip. Gözünüzü korkutmasın. Hiç problem yok. Hatta daha da kolay. Bu elmayı görüyorsunuz abi. Elmanın bir şeyi yok. Tıpkı bir küre gibi aynı.
Hızlıca hiç elimi kağıttan kaldırmadan, hani olmayan çizgiler atmaktan korkmayın. Hiç elimi kaldırmadım gördüğünüz gibi ve gayet elmam çıktı bile ortaya. Daha sonra yavaş yavaş elmamızın formunu belirtebilirsiniz. Küçük ayrıntılar ekleyerek. Hatta bu çizmeni dövüyoruz sayfasında verdiğimiz hızlı çizim ödevine de benziyor gibi bir şey. Aslında orada yaptığımız şey çok farklı değil. İnsan figürü çiziyor olmamıza rağmen insanı da bu şekilde obje olarak görerek aynı etkiyi yakalıyoruz. Yani aslında bir yerden sonra insan çizimini de obje olarak görebilmeye başlayınca olmuşsunuz demektir. Elimde HB varmış. Olabilir. HB'ye de girişebilirsiniz. Şöyle bir küçük bir trik verebilirim. Genelde objeler hani yere konur. Objenin konulduğu yeri, yani yerle temas eden yeri olabildiğince siyah yaparsanız objeniz daha çok yere, yani yerdeymiş hissi verecektir. Mesela burada yapmadık. Hemen ekleyelim. Farkı göreceksiniz. Hafiften şu altına çok çok hafif bir siyah gölgelik. Herhangi bir şekilde bir şey yapmıyorum. Sadece karalıyorum. Özel bir yöntem yapmıyorum. Objenin yerle temas eden kısmını olabildiğince koyulaştırarak, objenin yerle olan temasını sağlıyorum. Hani havada duran objeler çok etkili gözükmeyebilir. Ama hani yere koyduğunuz anda o var olur, yani daha canlı bir his kazanır. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Karaladım, hani herhangi bir şekilde yok şu yöne doğru taradım, yok işte şurası koyu burası değil, öyle bir şey yok. Karalayın altını. Olabildiğince düzgün bir şekilde. Gayet hem de ortaya çıkarmış oldu formunu da. Aynı şekilde anahtarlarım da öyle. Ha, ne dandik çizmişim bunu da. Dedim ya, yani benim de aslında sizden çok farkım yok. Olabildiğince gölgelere uygun şekilde HB kalemimle ben tarıyorum. Ha, illa ben HB dedim, 2B dedim, işte 3H dedim diye onları kullanmak zorunda değilsiniz. Ben şu an şunu kullanıyorum, şu yüzden bunu kullanıyorum, bu yüzdeni anlatmak için bunları söylüyorum. Gayet çıktı ortaya. Aynı şekilde elmalı da. Gerçi elmaya biraz sonra gireriz. Elmada biraz daha gölgelendirmeye girecek olursak, farklı farklı gölgelendirme yöntemleri var. Daha önce de dediğim gibi farklı malzemeler kullanmaktan çekinmeyin. Bunlar size önünüze farklı ufuklar açacaktır. Elmayı görüyorsunuz. Zaten üzerindeki çizgiler de bunu size gösterecektir. Elmanın aslında şöyle bir, ben yeni bir layer açayım. Şöyle bir formu var aslında elmanın. Görüyorsunuz. Yani yuvarlığa yakın. Hani resim de olsa ki önünüzde 3 boyutlu bir elinizde 3 boyutlu bir obje olduğunda bunu daha iyi görebileceksiniz. Şöyle şeyler yaparsam sanırım daha iyi görebilirsiniz bunu. Ki elmaya dokunursanız, yani dokunmanız da size bayağı faydası olacaktır. Çizmeye çalışın, objeye dokunun. Şimdi gölgelendirme kısmına da gelecek olursak, değişik farklı yöntemler var. Çizimde değerli olan şey çizgidir. Olabildiğince çizgiyi göstermek amacımız. Belli yöntemler var. Mesela çok kenarlı çok koyu yapıp parmakla onu dağıtmak şeklinde bir yöntem var. Çok tavsiye etmem. Çünkü çizdiğiniz çizgiyi öldürür. Tamam, belki çok yumuşak bir görüntü elde edebilirsiniz. Ama bu çok profesyonel bir yöntem değildir. Onu en baştan söyleyeyim. Çiziminiz amatör gözükecektir. Gerçi bu söylediklerim çok havada kalıyor ama biraz daha çizimde ilerledikçe ne dediğimi umarım anlarsınız. Diğer bir yönteme gelecek olursak, kaleminizi yan tutarak lekeler oluşturabilirsiniz. Ben şu an sadece imlecimi büyüterek bunu yapıyorum.
Ama şu formları hiçbir zaman unutmuyorum. Yaparken her zaman bu formlara uygun şekilde çizgiler atıyorum. Bir dakika, şunları geri almam lazım. Çünkü aynı şey üzerinde göstereceğim. Yeni bir layer açayım. Kalemimi yan tuttum. Gerçi bu da çizgiyi öldüren bir yöntem. Ama çok da güzel sonuçlar verir eğer güzel kullanabilirsiniz. Kaleminizi komple yan tutarak, ama olabildiğince şu attığım form çizgilerine uygun olarak bunu yaparsanız çiziminiz çok daha üç boyutlu, çok daha canlı gözükecektir. Ya ben kalemimi yan tutma gibi bir imkanım olmadığı için şu an sadece imlecimi büyüterek bunu size göstermeye çalışıyorum. Umarım attığım çizgilere dikkat ediyorsunuzdur. Şurada bir parlama var, hani onu kaybettik falan derseniz bir sonraki aşamada elinizde bir silgiyle gayet bunu verebilirsiniz. Silgimi aldım. Siliyorum ışığı vermek için. Yani zaten bir yerden sonra da daha en alta attığınız o şey çizgileri, araştırma çizgileri zaten bir yerden sonra kaybolacaktır. Gayet elmamız burada. Mesela şu elmayı karıştı iyice. Gerek yok. Tamam. Şunu kapattım. Şunu zaman kaybediyorum. Kusura bakmayın. Hey arkadaş ya. Neyse. Bunu kapattım. Diğer bir yöntem de tarama yöntemi. Aklıma gelen başka bir, yani kara kalemde yapılabilecek. Bu daha çok çizgi roman yöntemine falan daha yakındır. Tekrar yine şunları hiç kaybetmiyorum. Bunları olabildiğince görmeye çalışıyorum. Tabii siz normal obje üzerine bu şekilde çizgiler atamazsınız ama görmeniz açısından söylüyorum. Mesela şurada bir gölgelik görüyorum. Formuna uygun bir şekilde tarıyorum. Tarama yöntemi. Forma uygun. Ne kadar düzgün forma uygun tararsam, tarama çizgileri atarsam o kadar güzel gözükecektir. Üst üste binmeleri falan çok önemli değil. Hop, yanlış attığım için şu an farklı bir görüntü oluştu burada. Kaçırdım. Silgimi aldım. Tarıyorum. Forma uygun olarak tarıyorum. Bu tarama yöntemini yaparken yalnız ucunuzun biraz ince olması gerek. Yoksa bir yerden sonra kaçırabilirsiniz. Yani çok forma uygun olmayan noktalara gidebilir. Genel olarak benim çalışmalarımı da incelersiniz. Ben de bu tarama yöntemine daha aşina olduğumu görebilirsiniz.
Sadece hani bu da bir yöntem. Bu bir tarama yöntemi. Şu kısım daha koyu. Yaptıkça ilerleyecektir. Bunun bir diğer ayrı yöntemi de bu şekilde gene formu uygun attım. Yalnız ben dikkat ederseniz sadece düşey nokta yani düşey şekilde attığım taramaları kullandım. Bunun bir de yatay tarama çizgileri var. Aynı dünyaya sardığımızı düşündüğümüz meridyenler gibi. Bu şekilde hani düşey şeyleri de düşey açıda da çizgi atarak tabii gene forma uygun olması şartıyla daha koyuluklar elde edebilirsiniz. Özellikle daha koyu olan yerlerde bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ama yani dediğim gibi forma uygun olması şartıyla. Gibi gibi. Zor bir yöntem, biraz özveri isteyen bir yöntem ama ortaya emin olun çok güzel çalışmalar çıkabilir. Mesela şuradan kendi çalışmalarımdan da örnek verebilirim. Şurada görüyorsunuzdur. Daha önce yaptığım bir çalışma. Taramaları görebiliyorsunuzdur şurada. Tabi bu daha çizimin üzerine mürekkepli kalemle geçilmiş ama sanırım demek istediğimi anlayacaksınız. Tekrar çizime dönecek olursak. Dediğim gibi farklı yöntemler deneyin, farklı malzemeler deneyin. Farklı malzemeler emin olun önünüze çok büyük ufuklar açacaktır. Ceviz. Cevizde de ne var? Şunu biraz daha şu tarafa alırsam. Şöyle bir herhalde küreye benzer bir şekli var. Fakat tabii bunun içerisinde çok daha fazla ayrıntı olduğu için biraz daha uğraştıracak bizi. Ama hani gene olabildiğince hızlıca hiç elimi kağıttan olabildiğince kaldırmadan arayarak, doğru çizgileri arayarak şeklimi oluşturmaya çalışıyorum. İşte burada bir şey var. Gibi. İşte şurada kenara geliyor. Elimde HB kalem varmış. HB biraz şu an mesela koyu olduğu için şuralarda lekeler oluşmaya başladı. Dikkat edersin. Çizgi kayboldu. Sileceğim. Tekrar yapacağım. Tekrar yapmaktan korkmayın. Tekrar tekrar yapın çiziminizi. Üç aç kalemimi aldım. Ne kadar bastırırsam bastırayım. Çok fazla koyuluk vermeyecek bana. Olabildiğince hızlıca elim kağıtta dolaşıyor ve formu yakalamaya çalışıyorum. Dediğim gibi çizgi atmaktan korkmayın. Kağıdımız bol. Gene yapın. Çizmek zevkli iş abi. Valla. Şöyle geliyor. Şurada burnusu gibi bir şey var. Hala elimde 3 aç kalemim var. Mesela bu çok gelmiş. Biraz daha böyle. Aslında. Mesela şu an 3 aç kalemim bana çok şey gelmeye başladı.
Boş yani yapamaz olduğum çarşı kalemle. Elime HB kalemimi alıyorum. Biraz daha ayrıntı vereceğim. Bunun çok fazla ayrıntısı var. Hızlıca olabildiğince omuzunuzdan çizgiler atmaya çalışın. Ve şunu söylemem gerekirse olabildiğince büyük çalışın. Büyük çalışın ki hatalarınızı daha iyi görebilirsiniz. A3'e çalışın, 35'e 50'ye çalışın. A4'de de tabii ki çalışın ama başlangıç olarak eğer bayağı başlangıç seviyesindeyseniz veyahut da kendinizi geliştirmek istiyorsanız olabildiğince büyük kağıda çalışın. Olabildiğince büyük çizimler yapmaya çalışın. Ayrıntı ise artacağından, boyut sayısı da artacağından dolayı sizi daha da zor olacak, daha fazla vaktiniz alacak. Ama daha iyi gelişeceksiniz, daha iyi sonuçlar almaya başlayacaksınız. Google amcaya how to draw işte bilmem ne bilmem ne diye yazarsanız zaten gayet bir sürü kendinize sonuç bulursunuz. Bir sürü kendinize çizilecek şey bulabilirsiniz. İnsanların nasıl çizdiğine bakın. İnsanlar nasıl yapmışlar. Sadece bu videoyla kalmayın. YouTube'a yazın işte atıyorum how to draw pencil. Mesela how to draw bottle. Tabi İngilizcesini yazarsanız daha fazla sonuç çıkacaktır sizin için. Google çevir abi her şeyi yapıyor. İngilizceyi bilmiyorsanız yazın. Atıyorum işte şişe nasıl çizilir? Obje nasıl çizilir? Ey be ceviz ne uğraştırdın ha? Hani uzun süredir çizimle uğraşıyorum. Paramı hani çizimle alakalı bir bölümde okumaktayım üniversitede. Ama şu obje çizimi çok temel bir şey. Hani ne kadar profesyonel olursanız olun, ne kadar bu işle de uğraşıyorsa da olun. Bu obje çizimini bırakmamalısınız. Bırakınca emin olun eliniz körelmeye başlıyor bir yerden sonra. Hep dijital, hep dijital veya farklı şeyler yaptıkça elinizin köreldiğini, kendinizi geliştiremediğinizi fark etmeye başlıyorsunuz. El çizimini bırakmayın. Her zaman obje çizin. Her zaman gördüğünüzü çizin. İnsanları çizmeye çalışın. Aniden kendinizi çizmeye çalışın. Yatan ananızı, babanızı çizmeye çalışın. Kafede otururken arkadaşlarınızı çizmeye çalışın. Çizin ya. Hani eğer gerçekten bu işi istiyorsanız hani hocalarından bir tanesi uyurken bile çizmelisin derdi. Ki haklı da olduğunu düşünüyorum. Aslında. Siyah yerler hani koyu olan yerlerde genel olarak forma çok dikkat etmiyorum. Çünkü direkt koyu olduğu için çok da dikkat etmeme gerek yok. Zaten koyu ama olabildiğince forma uygun. Şurasının şöyle düz olduğunu görebiliyorum. Şöyle geliyor. Burada işte bir kenar çizgisi var. Zaten genel olarak canlı yani organik canlı demeyeyim de organik objelerde üzerindeki işte damarlar, çizgiler, benekler falan emin olun size çok yardım edecektir. Şimdi bayağı bir ayrıntıya girdim gibi oldu. Aslında HB kalemim de kesmez oldu beni. 2B kalemime geçiyorum. Daha da ayrıntı, daha da koyuluk verip daha da ortaya çıkarmak için çizimimi.
Koyuluk girmekten korkmayın. Zaten koyuluklar ve açıklıklar resminizdeki kontrast resmini ortaya çıkaran şeylerdir. Halinde varmış arkadaş. 45 dakika olmuş. Neyse. Ne dedik? Baştan bir toparlayacak olursak çizimimizi. Arkadaşlar hani çizime başlamadan önce elinizi açın. Bir şeyleri karalayın hızlıca. Karalayın, 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 karalayın. Çünkü kesik kesik tek çizgi atmak istemiyoruz. Kötü oluyor, olmuyor. Yapamıyoruz. Olabildiğince ilk başta karalayıp ha benim önüm açıldı ya yapıyorum gibi diyerek çizmenize geçin. Olabildiğince hızlıca resmin formunu yakalamaya çalışın. Hani ne var burada? İşte bir şöyle bir dikdörtgenler şöyle genel olarak bakarsanız bir artık neye benziyor bu? İşte bir şey. İşte bir şekil piramit gibi bir şey mi? İşte nedir? Çadır. Ha, çadır gibi bir şey. Bunu görüp bunun üzerinden olabildiğince ilerlemeye çalışın. Aynı şekilde burada da öyle. Hızlıca olabildiğince fazla çizgi atarak, olabildiğince fazla araştırma çizgisi atarak formunuzu çizmenizi oluşturun. Çizimin yere konulduğu yeri daha yere değen yeri daha koyu yaparak resminize yere yerleştirin. Kendinize çizim yaparken rehber çizgileri atmaktan korkmayın. Daha sonra çizgileri silersiniz ne olacak? Eğer düzgün yapamıyorsanız veya formu görmekte zorlanıyorsanız. Özellikle ışık alan yerleri, parlak yerleri en sonunda çizimin en sonunda. Burada özellikle burada yaptım ama göstermek için. Özellikle çizimin en sonunda silginizle ışıklandırabilirsiniz. Gölgelendirme yöntemine geçecek olursak formunuzu karşınıza koyduğunuz objeyi 3 boyutlu görün. Elleyin, ona dokunun. Nereden ne tarafa doğru gidiyor? Nasıl bir dönüş var? Nasıl bir gidiş var? Nasıl bir geliş var? Onu görün. Onu görerek gölgelendirmeye çalışın. Kalemizi yan tutu hangi yeri bu? Heh. Şöyle. Kaleminizi yan tutarak boyayabilirsiniz. Veyahut da onu yapmayıp taramalarla yapabilirsiniz. Diğer resimde de gösterdiğim üzere. Söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Zaten videomda 48 dakikayı bulmuş neredeyse. Objeyle başladık. Şimdilik. Daha sonrasında neyle devam ederiz bilmiyorum. Ama olabildiğince kalem kağıdı elinizden bırakmayın. Uyurken bile çizin. Önünüze gelen her şeyi çizmeye çalışın. İnce ince küçük küçük yapmaya çalışmayın. Olabildiğince fazla deneme yaparak yanlıştan doğruya ulaşın. Asıl gelişmek budur. Kimse anasının karnından çizer olarak doğmadı. Kimse de sizden çok iyi çizmenizi beklemiyor. Hakeza görüyorsunuz ben de çok iyi bir çizer değilim. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince yanlış yaparak doğruya ulaşın. Bu sefer iyi yaptığını düşünüyorum. İyi akşamlar. Çizin abi.